yeni bir videodan daha merhabalar. Ben Ezgi. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlarım. Nasılsınız? Herkese öncelikle iyi pazarlar diliyorum. Ya da bu videoyu ne zaman, günün hangi zamanı, hangi günü izliyorsanız eğer. Uzun zamandır hiç kombin videosu yapmıyorum. Yani açıkçası bu kanalda yaptığım sanırım tek bir kombin videosu vardı. O da bundan 2 yıl önce kadardı. Birkaç da yeni bir şey alınca, benden de böyle bir video çok istenince bu hafta sonu böyle bir video yayınlamak istedim. Ara sıra bu tarz içerikleri yayınlamam hoşunuza gidiyorsa yorumlarda mutlaka belirtmenizi rica edeceğim. Böyle hazırlandım. Arka planımız da burası olacak. Şimdi çekim alanını falan ayarlıyorum. Yalnız videoya geçmeden önce hala olmadıysanız aşağıdan kanala abone olursanız ve şimdiden videoya like atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Sizi seviyorum. Herkese iyi seyirler. Evet, ilk kombinimle karşınızdayım. Bu şortları biliyorsunuz. Bu şortları giydiğim zaman, videolarda gördüğünüz zaman mutlaka soruyorsunuz. Trendyol'dan aldım bu şortları. Bende bunun 3 rengi var. Ama renk seçenekleri çok geniş. Linkine yine isteyen olursa bırakırım. Çok rahat. Bendeki L beden, X'lerce kadar bedeni var sanırım. Hem evde giyebileceğiniz hem dışarıda sizi kurtaracak gerçekten yaz aylarında oldukça rahat bir şort. Ben çok beğenerek, severek giyiyorum. Herhalde 3. yılı falan. Her sene de bazen farklı renklerini alma ihtiyacı hissediyorum. Çok güzel bir parça. Böyle etek görünümlü aslında birazcık. Ama çok rahat. Bu üstümdekini de şöyle göstereyim. Biraz yakına gireyim. Bu üstümdekini de geçen gün Beşiktaş Sinan Paşa pasajından aldım arkadaşlarım. Bu hem böyle kullanılabilir. Ben böyle biraz dekoltesini verdim. Buna fitilli kumaş deniyor zannedersem. Arkadan da böyle. Bu da bence çok şık bir parça. Bunun altına şimdi kot şort giyeceğim. Aldığım kot şortu. Bir de öyle duruşunu göstereceğim size. Çok rahat. Ne çok kalın ne çok ince. Penye. Böyle bir şey aldım. Dün bunu giydim. Dün hatta böyle bir kombin yaptım. Hafta içi videosunda izleyeceksiniz. Dün bir etkinlik vardı. Onda bunları giymiştim. İlk giydiğimde burası böyle tam sıfırdı. Dün üstümde dura dura birazcık buraları bollaştı. Bendeki L beden tek vardı. Bilmiyorum devamı var mı yok mu. Ama mutlaka İstanbul'daysanız Beşiktaş Sinan Paşa pasajına mutlaka gidin. Ama size bir tavsiyem var. Eğer gidecekseniz hafta içi gündüz saatlerinde gidin. Hafta sonu hem çok kalabalık oluyor. Hafta sonu cumartesi günleri aynı zamanda Beşiktaş pazarı kuruluyor. Hafta sonu çok rahat parça bulamayabilirsiniz. Ama hafta içi özellikle salı, çarşamba günleri giderseniz erken vakitlerde çok güzel tezgahlardan ürün bulabileceğinize inanıyorum. Ben bir bunu aldım. Bir de şöyle çok çok tatlış bir body aldım. Bu da L beden. Bu da tek kalmıştı. Bunun böyle kalplisi falan vardı, böyle gezegenlisi, ama askıları böyle şeydi. Lastik gibiydi. Böyle askılı olan bir tane vardı ve ben bunu aldım. Bunu giymeyeceğim çünkü aşırı iç gösteriyor. Ben de bunu yatarken giyiyorum ama yani kumaşı o kadar güzel bir kumaş ki. Evet, bunu 90 liraya aldım. Bu da 60 liraydı arkadaşlarım. Bunların fiyatını bilmiyorum ama dediğim gibi sorarsanız linkini bırakırım. Açıkçası ayakkabıyı göstersem mi bilemedim. Yani bunun altına ben mesela dünkü etkinlikte ten rengi sandaletlerimi giymiştim. Ama mavi detaylı Nike spor ayakkabılarım var mesela. Hani kolej çoraplarıyla birlikte bence o da çok tatlı görünecektir. Böyle bir kombine. Bunu günlük olarak değerlendirebiliriz. Ben böyle her yere giderim aslında. Akşam dışarıda yemek yemeye de giderim. Gündüz arkadaşlarımla kahveye de giderim. Kendim alışverişe de giderim. Çok kurtarıcı bir parça. Peki buna nasıl bir çanta takabiliriz? Şimdi bunlar mavi mavi olduğu için çok klasik bir şey değil bu altımdakiyle bence. En uygun olabilecek çantam bu. Hatta takım gibi oluyor. Çünkü renkleri, içindeki renkler şortumla ve üstümdekiyle bence direkt matchleşiyor. Böyle bir çanta kullanabilirsiniz. Açıkçası ben bu çantaları çok seviyorum. Dışarıda çok rahat ediyorum. Günlük hayatımda en çok tercih ettiğim çanta türlerinden bel çantaları. Farklı renklerle patlatabilirsiniz böyle bir kombini. Şimdi mesela böyle bir çanta da alabilirsiniz. Altına o ten rengi sandaletlerimizle falan böyle bir çanta da güzel durabilir. Bunu böyle de alıyorum ben. Böyle de olabilir. Bilmiyorum, şu an siz de yorumlara yazın. Bu olmaz bence mesela.
Aslında olabilir. Bir takalım bakalım nasıl görünecek. Bu da yeni aldığım çantalardan bir tanesi. Yani fena değil. Ama bana soracak olursanız ben bununla çıkacak olursam bunu tercih ederim, daha iyi. Dün de bunu tercih etmiştim. Bir tane daha çanta göstereceğim size. Ya da böyle bir çanta da alabilirsiniz. Ben bu çantaları omuzda kullanmaya pek alışık değilim açıkçası. Hep böyle düşecekmiş hissiyatı veriyor bana nedense. O yüzden ben bu çantayı böyle kullanıyorum. Hani küçük bir şey olduğu için bu da. Tabii ki çok uyumlu olmadı yine bana soracak olursanız ama fikir olarak bunun başka bir rengini kullanabilirsiniz. Şimdi üstüm kalsın. Bir de bu mavinin mavi nasıl görüneceğine bakalım. Şöyle yapalım. Bu aldığım kot şortu biliyorsunuz zaten. H&M'den almıştım. Bunun adı duruşu bu şekilde. Geçelim sıradaki kombine. Geçtik sıradaki elbiseye diyeceğim. Arkadaşlar bu elbiseyi hatırlıyorsunuzdur. Göstermek istedim. Bu videoda yer vermek istedim. Çünkü bu videoyu sadece mid size kombi videosu olarak açıp izleyecek olan insanların olacağını da düşünüyorum. Hem kendi giyim tarzımı göstermek istiyorum hem de sevdiğim parçaları da göreceksiniz bu videoda. Bu elbiseyi de bilmeyenleriniz için geçen yıl Ayvalık pazarından, hayır Burhaniye pazarından almıştım. Balıkesir'den almıştım. Açıkçası ben pazardan, işte butik yerlerden giyinmeyi seven bir insanım. Marka takıntım yok. Tabii ki bazı şeyleri gidip direkt marka ya da mağazadan alabiliyorum. Mesela işte bu aldığım kot şort direkt H&M'de. Çünkü bildiğim bir marka, kotlarını sevdiğim bir marka ya da mavi gibi markaları da tercih ettiğim oluyor. Ama bu parçayı Balıkesir'de, Burhaniye'de annişimle birlikte pazarda bulmuştum. Yani pazar gezmenizi öneriyorum, pasaj gezmenizi öneriyorum. Gerçekten çok tatlı parçalar çıkıyor. Bu uzun bir elbiseydi, bayağı şöyle dizlerimin altına geliyordu. Bunu kestirdik, annem kısalttı bunu istediğim boyda. Arkası böyle gömlek elbise. Şimdi bu sene H&M'de hakim yaka elbiseler çok moda ve desenleri kötü. Ben beğenmedim. Ama bunun bence desenleri güzel. Biraz böyle orta yaş ve üzeri ablalarımızın daha sık tercih ettiği desenler gibi görünse de ben bu renkleri kendime yakıştırdım açıkçası. Bu mavi küpelerimi de çıkartmadım. Bence böyle bir kombinde bir yaz akşamında mid size ya da büyük bedenseniz sizi kurtaracaktır. Aşırı rahat, efil efil bir elbise. İstediğiniz herhangi bir çantayı alabilirsiniz. Tabii ki çok desenli olduğu için bunun üstüne de çok desenli bir şey almanızı önermeyeceğim. Bu elbiseyi giydiğimde genellikle bu çantamı alıyorum açıkçası. Hem tek renk, mavi de gösterdiğim de uyuyor aslında ama çok boğabiliyor. Ama bu direkt olarak kurtarıcı bir çanta. Yanlarında da böyle cepleri var. Çok rahat günlük bir elbise. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bunun altına da isterseniz spor ayakkabı, isterseniz sandalet giyebilirsiniz. Şimdi geçelim sıradaki kombine. Evet, geçtim sıradaki kombine, çiçek sular. Bu üstümde görmüş olduğunuz pantolonu zaten ilk aldığımdan beri hepiniz sordunuz. Çok sevdiniz, çok beğendiniz. Instagram'dan da linkini defalarca sizinle paylaştım. SCY2'den almıştım arkadaşlarım ben bunu. Aşırı rahat. Kumaşı böyle keten gibi değil, çok değişik bir kumaşı var. Ütü istiyor yıkandıktan sonra. Yani yıkandıktan sonra çok böyle bir değişik bir forma bürünüyor. Ama ütüleyince açılıyor. Yalnız şöyle bir talihsizlik geldi bunun başına. Şurayı ben dikmek zorunda kaldım. Videoda ne kadar görünüyor bilmiyorum. Yırtıldı arkadaşlarım. Ya ben ütü yaparken farkında olmadan çok ısı uyguladım. Orayı böyle o kumaşın o kısmını ya yumuşattım. Ya bir yere takıldı, bir şey oldu bilmiyorum. Yırtıldı. Diktim ve böyle görünüyor. Yani giyebileceğimi düşünmüyorum ama bilmiyorum. Çok üzüldüm yani açıkçası. Çünkü tükendi. Şu anda yok. Yani bir benzerini alabilirim. Çok sevdiğim bir model. Bu tarz modellerin benim gibi kiloluysanız, mid size'sanız, bir videomda büyük beden dedim diye bile beni linçlemişti bazılarını. Sen büyük beden değilsin, mid size'sın diye. Büyük bedenim, obezim, kiloluyum, mid size'ım ne diyorsanız arkadaşlarım. Eğer benim gibi fiziğe sahipseniz, yani şu kısımlarınız fazlacaysa bence böyle parçalar sizin işinize yarayacaktır. Hem bacak boyunu uzun gösteren hem de size olduğunuzdan biraz daha ince gösteren modeller arasında. Bu üstümdeki de ambar. Geçen sene mi? Hayır, ondan önceki sene ambardan almıştım bunu da. Çok tatlı bir crop.
Şimdi size bunlarla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle kravda ben konuşurken hem yakından görün. Bu arada saçlarımı böyle bağladım. Hani böyle bir kombinasyon yapabilirsiniz. Böyle bir küpeler taktım. Tabii ki rujum şu an çok uymadı bu kıyafete ama aklınızda bulunsun. Böyle bir kombinde yapabilirsiniz. Bu tarz kropları nasıl giydiğimi aranızdan bazıları çok soruyor. İşte göğüslerin nasıl o şekilde görünüyor, işte bir şey kullanıyor musun gibi gibi. Hiçbir şey kullanmıyorum bu tarz kropların içine. Çünkü burada böyle bir esprisi var. Eğer sütyen vesaire giyersen bunun içine çok kötü bir görüntü olacaktır. Ben göğüslerim iri olduğu için strapless sütyen de kullanamıyorum. Çünkü düşüyor. Rahat edemiyorum açıkçası. O yüzden hiçbir şey giymemeyi tercih ediyorum. Açıkçası benim için nipple'ın çok görünmesi mesele değil. Çünkü herkeste olan bir şey. Bunu böyle çok büyük bir sorun olarak görmüyorum ben. Çünkü herkeste olan bir şey. Benimki biraz görünüyor olabilir. Yani bazı insanlar özellikle görünsün diye takma şeyler takıyorlar falan. Şimdi öyle modalar var. Ben o kafada da değilim ama. Yani benim için aslında pek görünüp görünmemesi sorun değil arkadaşlarım. O yüzden ben nasıl rahat ediyorum, hani dışarıda bunları nasıl rahat giyiyorum konusunu soracak olursanız eğer, bu çok sıkı bir şey. Yani bol bir şey değil, üst kısmı tam oturan bir şey olduğu için hiç hareket etmiyor diyebilirim ve beni hiç rahatsız etmiyor. Buna da buradan açıklık getirmiş olayım. Zaten videolarda bazen görünüyor yani. Nipple'larım. Adını Türkçe söyleyemiyorum, kusura bakmayın. Rahatsız ediyor beni onu Türkçe söylemek nedense. O yüzden hani benim için hiç problem değil. Özel yaptığım herhangi bir şey de yok görünmesin diye. Deneyin eğer böyle bir görünmesini istiyorsanız. Üstü tam oturuyorsa sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Buna da yine abi bu çanta taba rengi mi oluyor bu? Acı kahve. Acı kahve bir çanta gerçekten dolabınızda bulunsun. Bence hani kurtarıcı bir parça. Bakın bu var. Hep şimdi de kısa şeyler gösterdim diye bu uzunu göstermek istedim. İşte bu var. Ben bunun bu arada üstüne istediğim her şeyi giyiyorum neredeyse. Bakın bununla da uydu. Şurada işte gold detayı, zinciri, gold küpelerim gold falan böyle de uydu. Mesela bunu sporlaştırmak istesem ben bunu giymem. Mesela bu biraz daha hani şık bir şey bana göre. Daha böyle işte düz basic bir crop giyerim falan. Çünkü böyle olmayacaktır, bakın görüyorsunuz değil mi? Çünkü küpeler biraz şey, makyaj falan, bu olmayacaktır. O yüzden omuz çantaları, askılı çantalar her zaman böyle kombinlerde babayım, işinize yarayacaktır. Ay zormuş kız, kanter içinde gerçekten istemeyim ben abi daha böyle bir video. Bunun altına da sandalet falan giyerim işte ben. Bunun bir de paçaları uzun bana. Aa bir şey diyeceğim, paçalarını kestirip oraya yama mı yaptırsam? Şuraya. Paçaları uzun ya. Olmaz kız. Orayı böyle kesecek. Tekrar geri dikecek. Olmaz. Neyse yenisini alacağız. Geçelim sıradaki kombine. Geldik sıradaki kombine. Bu ne kıza, üstündeki şeyleri gösteriyorsunuz mu diyorsunuz? Demeyin öyle be. İlk defa izleyenler var. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Ezgi Kerkayay. Kerkayay nasıl derledim kız. Evet sıradaki kombin. Herhalde bir 2 sene önce falan moda oldu. Bunu da bana annem seçmişti. Bunu da biz pazardan aldık arkadaşlarım. Ya Ayvalık pazarından aldık ya Burhaniye, hiç hatırlamıyorum. Bu etekler çok güzel. Bu da bendeki de XL ya da L olması lazım. Böyle bir etek. Duruşu bu şekilde. Gravity won't let you go. Gravity won't let you slow. Üstüne de bu yavru ağzı crop'umu giydim. Ben bu ikisini çok güzel meçleştiriyorum açıkçası. Bunu H&M'den almıştım bundan birkaç sezon önce. Yani hep böyle şeyler duyabilirsiniz. Bunu şu zaman almıştım, şu zaman önce. Bunu bu zaman almıştım, bu zaman önce gibi gibi. Ama güncel olarak aldığım şeyleri zaten nereden aldığımı söylüyorum. Saçlarımı da ben bu kombine yakıştırdım. Şöyle lastik bir tokayla toplamıştım. Bence güzel oldu. Açık da kullanabilirsiniz. Açık da böyle görünür. Açıkta böyle görünür. Saçınız açıkta bu kombin böyle görünür. Yine buna böyle bir çanta. Bak bu çanta böyle çok tatlı oluyor bence.
Bunun altına da ben genelde sandalet tercih ediyorum arkadaşlarım. Tatlış oluyor. Alışverişe giderim, ne bileyim eşimle bir yemeğe giderim bir yere. Arkadaşlarımla yine buluşmaya çıktığımda kullanırım ama markete, işte pazara, markete, çakkala giderken tabii ki böyle giymeyin. Yani ben giymeyi tercih etmem. Ben beni hiç görmek istemeyeceğiniz hallerimle çıkıyorum genelde öyle yerlere çünkü. Yırtmacı çok yerinde. Bunu böyle en önde kullanan da var. Ben o kadar cesur değilim maalesef. Bu şekildeydi arkadaşlarım. Şimdi geçelim. Bu video biraz kısa olmuş olabilir. Bunu size söyledim mi bilmiyorum ama son iki parçam var ve ben aşık oldum. Yıldız parçaları bence bu videonun onlar. Ve aranızdan çoğu kişinin bana yine nereden aldığımı soracağınıza eminim. O yüzden sizi daha fazla meraklandırmadan hemen sıradaki kombinimi bu sefer full göstereceğim. Ayakkabısından çantasına kadar full artı full kombinim geliyor efendim. Geldik o parçaya arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, benim için star parçalarımdan bir tanesi bu. Şöyle biraz aşağı doğru eğeceğim size. Bu elbiseyi sadece 300 liraya aldım. Beşiktaş Sinan Paşa pasajından geçtiğimiz gün aldım. Ayakkabılarımı Trendyol'dan aldım. Mary Jane ayakkabıları biliyorsunuz bu sene çok moda oldu. Çantamı da 325 liraya yine Beşiktaş pasajından aldım. Bu aynı zamanda bir clutch. Yani şunu şöyle bir sokacağım size göstermek için. Bunu aynı zamanda etiketi daha duruyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani bence çok tatlı bir elbise ve çok tatlı bir kombin oldu bu şekilde. Benim böyle bir çantam yoktu açıkçası. Yani şununla da kullanabilirsiniz. İşte gold küpelerim falan var. Bununla da tatlı bir kombin olacaktır mutlaka. Daha böyle küçük bir çantayla. Bu şekilde daha küçük bir çantayla da tabii ki kombinleyebilirsiniz. Ama ben o çantayla duruşunu da beğendim. Alanı daha geniş bir çanta olduğu için ben bunu açıkçası günlükte de kullanabilirim diye tahmin ediyorum. Bunu da yine çaprazla alabilirsiniz. Bu şekilde. Bence çok tatlı bir elbise. Dediğim gibi sadece 300 liraya aldım. L'ye kadardı bedenleri. Small, medium, large. L'ye kadardı. Bendeki L bedeni ve tek kalmıştı. Ama eminim başka renkleri ve başka desenli olanları da vardı. İçimde yine iç çamaşırı yok. Şu gözlüğümü şuradan kurtarayım. İçimde yine iç çamaşırı yok. Bu elbiseyi isterseniz bu şekilde düşük omuz da kullanabilirsiniz bu arada. Şöyle. Ama ben kendime bu şekilde yakıştırmıyorum arkadaşlarım. Ben kendime bu şekilde daha çok yakıştırıyorum açıkçası. Şurada bir penceresi var, dekoltesi var. Ben bunu bayağı bir sıktım şu anda. O yüzden biraz formu kötü görünüyor olabilir. Siz biraz daha gevşek de kullanabilirsiniz. Daha az dekolte vermek istiyorsanız eğer. Daha çok dekolte vermek istiyorsanız eğer. Arkasının uzunluğu da bence gayet yerinde. Ön kısmı gördüğünüz gibi elbisenin birazcık kısa. Ama otururken kalkarken beni rahatsız etmiyor açıkçası. Yani bu kombinle de nereye gidersiniz? İşte bir yaz akşamında tatile gitmişsinizdir. Bir yaz akşamında arkadaşlarınızla böyle bir iki kadeh bir şey içeceksinizdir. Bir yere eğlenmeye gideceksinizdir. Yani günlük yaşantınızda da gezmeye vesaire giderken tercih edebilirsiniz. Ben bayıldım açıkçası, aşık oldum. Biraz daha kilo verdiğimde daha zarif duracağını düşünüyorum açıkçası. Ben dediğim gibi bayıldım. Bu ayakkabılarla da çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Aslında ben size şey göstermek istemiştim. Hani böyle beyaz şuraya kadar olan çoraplar var ya, böyle ne deniyor ona, dalgalı dalgalı böyle ince küçük işte böyle şeritleri olan öyle bir çorap da giyebilirsiniz bu ayakkabının içine. Öyle de çok güzel duracaktır. Bacak boyunuz birazcık uzunsa güzel duracaktır. Ama bacak boyunuz biraz kısaysa, yani boyunuz birazcık kısaysa boyunuzu daha fazla kesebilir. Ben çok kısa olduğumu düşünmüyorum. Eğer öyle bir kombin yapsaydım güzel duracağını düşünüyorum ama gösteremedim size. O da aklınızda bulunsun. Bir seçenek olarak hemen başka bir ayakkabıyla da göstermek istiyorum. Bunun altına da yine sandalet giyebilirsiniz. Spor ayakkabıyla da bence kombinlenir. Daha günlük kullanımı uygun hale getirebilirsiniz bu elbiseyi. Şimdi benim başka bir ayakkabım daha var. Onu da giyip onunla da size göstermek istiyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlarım, diğer ayakkabılarım da bu. Bu ayakkabılar benim 4 yıldır falan dolabımda,
Deli Mod'dan almıştım 4 sene önce. Çok kurtarıcı, klasik, bence her kadının dolabında bulunması gereken bir ayakkabı. Bence bu ayakkabıyla da bu elbise gayet okey. Bu ayakkabıyla böyle daha çok işte nişan gibi, nikah gibi, işte gündüz açık alanda bir kır düğünü gibi bir yere falan kombinleyebilirsiniz böyle bir ayakkabıyla bu tarz bir elbiseyi. Ben kombinlerim yani ve çok da severek giyerim. İlla böyle nikah demek, düğün demek, çok abiye abiye giyineceksiniz anlamına gelmez. Ben bir de çok takı da göstermedim size ve biraz daha natürel bir makyaj var şu an yüzümde. Saçlarım da öyle çok wow yapılı değil. Yani bu elbiseyi takılarla, saçla, makyajla destekleyip çok daha klas bir hale getirebilirsiniz. Prenses gibi hissedebileceğiniz bir elbise ve sadece 300 TL. Günümüzde bence bedava. Bilmiyorum, bazılarınıza çok abartılı gelmiş olabilir. Hiç beğenmemiş olabilirsiniz. Ben çok sevdim. Kendime de çok yakıştırdım. Zaten önemli olan da bu. Sizin sevmeniz, sizin beğenmeniz. Şimdi bunun bir başka rengini daha aldım. Onu da tabii ki göstereceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlarım, elbisenin diğer rengi de bu. Bunun da desenleri çok tatlı. Tam bir yaz rengi. Hafif de böyle teniniz bronzlaştığında şahane duracak bir elbise. Ben annemlerin yanından yazlıktan yeni geldiğim için hafif bronzum. Ve inanılmaz yakıştırdım kendime. Şu kısmını biraz daha dekolteli bıraktım. Bir öncekini sıktığım kadar sıkmadım ki hani burada minik bir penceresi var onu görün diye. Aynı modeli falan her şeyi birebir aynı. Prenses yaka mı deniyor buna? Ne yaka deniyor bilmiyorum ama. Şöyle üst duruşu bu şekilde. Yani ayakkabı giymedim ama Mary Jane'lerle olur bence bu da. Hani bordo pembe çok uymayacak gibi görünüyor ama bence Mary Jane'lerle de çok tatlı olacaktır. Uzun zamandır aldığım ve kendime yakıştırdığım en iyi top yazlık iki elbisem oldu. Ben videolarda bilmiyorum evde giyip bunları heba eder miyim ama siz görün istiyorum yani. Çok yakıştırdım gerçekten kendime. Yani bu iki elbiseye sadece 600 lira verdim. Ve size göstermek için de şöyle tekrar getirdim elbiseyi çıkarttıktan sonra. Bilmiyorum İstanbul'da değilsinizdir belki ama file yazıyor arkadaşlarım. Bakın L beden. Üstümdeki de L beden. Hani bu şekilde araştırıp bir bakın isterseniz İstanbul'da olmayanlarınız için. Beşiktaş'ta da hangi mağazada olduğunu hemen size yerini tarif ediyorum. Yorumlara yazarsanız görürsem yine tabii ki cevap veririm yorumlarda da ama söyleyeyim hazır. Soracağınızı şu an hissettim. BKM'nin katında yani BKM'nin olduğu yerden girdiğinizde hemen böyle giriyorsunuz ya, sağa işte açılıyor, bilenlere söylüyorum. Pasaj sağa devam ediyor, sola devam ediyor. Sağ taraftaki ilk ikinci ya da üçüncü dükkan hemen sol tarafta duruyordu zaten bu elbiseler. Mutlaka görürsünüz. Yani bu aralar gidip eğer alacaksanız gidip bir bakın derim. Bunun mavi renklisi vardı, kahverengili bejlisi falan vardı. Ben bu ikisini beğendim açıkçası, kendime de yakıştırdım. Bence Mary Jane'lerle tam oldu arkadaşlar bu arada. Hani ben bej rengi sandaletlerimle falan giyerim diyordum bunu ama yani bu ayakkabılarla bence şu an kendimi gerçekten Mary Jane gibi hissediyorum ya. İnanılmaz. Pozlar. Kınayı getir anne, kınayı getir anne. Nasıl oldu arkadaşlarım? Ay çok güzel. Evet arkadaşlarım, son parça elbiseme de geçtim. Bu elbiseyi size dolap değiştirirken göstermiştim. Geçen sene aldığım, Defacto'dan aldığım keten karışımı bir elbise. Şurasından kuşağını geçiriyorsunuz. Bazılarınız burayı delik defo zannediyor ama değil. Bu kuşağı içeriden geçirip bu şekilde bağlıyorsunuz. Çok dekoltesi var önünde ama ben böyle bir seçenek sunmak istedim size. İçimde böyle toparlayıcı, dantel detaylı bir sütyen var. Ten rengi. Böyle bir şeyle bu elbiseyi ben rahatlıkla giyebilirim. Bunun tam rengi uymayabilir. Bunun yerine daha siyah, daha şık bir büstiyerle giyebilirim ama bunun içine beyaz bir kropla giymem ben bunu. Yine bu tarzda bir şeyle giymeyi tercih ederim. Çünkü beyaz böyle krop çok iyi durmayabilir bunun içinde kumaşından dolayı penye bir şey. Daha böyle dantelli, daha elbiseyi kaldırabilecek, taşıyabilecek bir iç istiyor. İç detay istiyor. Elimde bu vardı. Siyah sütyenle de göstermeyi düşündüm size ama elime bu geldiği için bununla kombinledim. Tatlı bir elbise, şık bir elbise.
Şu kısımları benim biraz daha olduğumdan iri gösterdiğini düşünüyorum ama hiç sorun değil. Bence burada ayrı bir hava katıyor. Şöyle bir elbise. Burada böyle bir yırtmacı var. Yani yürürken rahatsız etmiyor. Açma falan yapmıyor yani yürürken. Yine Mary Jane'ler. Yakıştı bence bu elbiseye de. Bu elbiseyi de size kombin halinde göstermeyi istiyordum. Ben bunu da yazın, akşamları vesaire çok rahat giyerim. Kimonomsu bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu elbiseyi de size göstermek istedim arkadaşlarım. Evet, bonustu bu da. Evet arkadaşlarım, benim kombin videom buraya kadardı. Umarım keyif almışsınızdır, sevmişsinizdir. Biraz yakınlaşalım kız. Evet çiçekler. Benim kombi videom buraya kadardı. Bu videonun süresi biraz kısa gelmiş olabilir sizlere ama son videoları 50 dakika yapıyorum aşağı yukarı. Gidip o videoları izleyebilirsiniz. Ara sıra böyle videolar yapacağımdan videonun başında da bahsetmiştim. Eğer siz de istiyorsanız yorumlar kısmında mutlaka belirtin fikirlerinizi. Elimden geldiğince kendi zevkime göre bu tarz içerikler yapmaktan hoşlandım açıkçası. Yapmayı isterim eğer siz de isterseniz. Ben söylediğim gibi çok zayıf bir kadın değilim. Çok kilolu bir kadın olduğumu da düşünmüyorum. Tabii ki fazla kilom var ama bence herkes istediği gibi giyinebilir. Kendine neyi yakıştırıyorsa onu giyebilir. Aranızdan bazı insanlar bu giydiklerimi benim proporsiyonuma hiç uygun bulmayabilir. Hiç yakıştırmayabilir. Daha kapalı giyinmemi isteyenleriniz olabilir. Ama ben kendimi iyi hissettiğim kıyafetleri size gösterdim. Aldığım bir iki parça üstü gösterdim. Aldığım yeni şortumu göstermek istedim tekrardan. Ve ben çok alışveriş, çok sık alışveriş yapan biri de değilim açıkçası arkadaşlarım. Gittiğim mağazalarda, gördüğüm yerlerde beğendiğim şeyleri tabii ki alıyorum. Sizinle de tabii ki seve seve paylaşıyorum. Trendyol'dan aldığım şeylere ulaşmanız daha kolay ama maalesef bunları direkt Beşiktaş'tan aldığım için bulamayabilirsiniz söylediğim gibi. Tam yerini de tarif ettim. Umarım bulabilirsiniz. Ya da işte etiketini aratarak da belki bulabilirsiniz. Bilemiyorum. Böyleydi yani bebeklerim. Umarım keyif alarak, severek izlediğiniz bir video olmuştur. Hala olmadıysanız aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve video hakkındaki fikirlerinizi mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hafta içi vlogunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.